الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم أيها المستمعون الكرام Muhterem mümin kardeşlerim, okuduğumuz ayet-i kerimeler Kur'an-ı Mübin'in Ahzab suresinin ilk birinci, ikinci ve üçüncü ayet-i kerimeleriydi. Bu hutbemizde kısaca bu ayet-i kerimeler üzerinde duracağız. Okuduğum andan itibaren birçoğunuzun anladığı gibi yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu Habibimiz, canımız, cananımız ve her şeyimiz olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a hitapla Ya eyyühen nebi, ey peygamber, ittakillah. Allah'tan sakın. Allah'ın koyduğu hudutlara saygı göster. Halbuki siz ve biz biliyoruz ki yeryüzünde Allah'ın koyduğu hudutlara saygı gösteren tek insan varsa o da alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Rabbimiz, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a Allah'tan sakın, ittika et. Takdir edersiniz ki bu hitap Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şahsından kıyamete kadar gelecek olan onun ümmetine şamildir. Çünkü muttakilerin imamı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Akabinde hitap وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhammed Aleyhisselam kafirlere ve münafıklara itaat etmeyen tek kişidir. Ve yine onun şahsından onun ümmetine hitap vardır ki kafirlere ve münafıklara itaat etme. Etmeyiniz. İnna Allah kana alimen hakima.
Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu alim ve hakim olandır. Alimdir ve hakimdir. İlmiyle her şeyi kuşatmış, hikmetiyle, hükmüyle de her şeyi yerli yerinde koymuş. Ancak Allah'tır. Hemen devam eden ayette وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana vahyedilene tabi ol ya Muhammed. Rabbinden kendisine vahyedilen ise Kur'an-ı Kerim'dir. O halde ben Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindenim diyen insanın tabi olacağı şey Kur'an-ı Mübin'dir. Vahyi ilahidir. Onun dışında tabi olacak, emirlerini dinleyecek, kurallarına göre hareket edecek hiçbir şey yoktur. Ve devamla innallaha kana bima ta'malun khabira. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu işlediğiniz her şeyden de haberdardır. Allah alimdir, hakimdir ve işlediğiniz her şeyden de haberdardır. Allah habirdir. Haberi vardır. Yerlerde ve göklerde hiçbir şey onun bilgisinin ve haberinin dışında değildir. Kur'ani bir ifade ile bir ağaçta düşen bir yaprak dahi onun emri doğrultusundadır. Onun bilgisinin ve onun ilminin dışında değildir. Allah budur. Allah kendisini böyle tarif ederken Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a hitap devam ediyor. Ve tevekkel alallah ve kefa billahi vekila. O halde Allah'a güven, Allah'a dayan, onu vekil tut ve Allah vekil olarak kafidir. Bu ayeti kerimeleri az veya çok bilen ecdadımız bundan 73 sene önce kafirlere ve münafıklara itaat etmemek için canlarından oldular. Dedelerimizden sonra analarımız dul kaldı. Babalarımız yetim kaldı. Ne için? Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği Kur'an'a tabi olmak için. Kafirlere ve münafıklara itaat etmemek için Anadolu'nun dört bir tarafında insanlar üzerine düşeni yapmışlardı. Yabancı bütün kafirler mağlup edilmiş, yabancı kafirleri mağlup eden Müslümanlar sonra yerli mürtetlere yenik düştüler. Daha sonra rüzgar ekenler iş fırtına biçmeye gelince bu sefer feryat ve figan ediyorlar. Okullarımızda Allah'ın ismini kaldırdılar. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini kaldırdılar. Kur'an kitabını okutmaz oldular. Sonra da bu şekilde yetiştirdikleri bir nesilden rüşvet yememelerini,
yalan söylememelerini, büyüklerine saygı göstermeyi beklediler. Ama yanlış bekliyorlardı. Yaptıkları iş bunu gerektiriyordu. Sözde yabancı kafirlerden kurtulmuştuk. Huzur içerisinde olacaktık. Dinimizi yaşayacak, istediğimiz gibi seyahat edecek, istediğimiz kılık ve kıyafeti giyecek ve çocuklarımızı Allah'a inanan Muhammed Aleyhisselam'a birer güzel ümmet yapacaktık. Ama heyhat, hepsi nafile oldu. Bizi halk istemediği halde bizlere rağmen, halka rağmen yabancılaşma ve batılılaşmanın yolunu tuttular. Yapacağınız ilk iş bunların yazısını değiştirmek olmalıdır dediler, değiştirdiler. Halbuki biz yazımızın değişmemesi için mücadele vermiştik. Sonra kılık kıyafeti değiştirdiler. Biz yabancı kafirler kılık kıyafetimizle uğraşmasınlar diye savaşmıştık. Sonra medreselerimizi kapattılar. Biz kadın erkek iç içe okumaması, ateşle barutu yan yana koymamak için savaşmıştık. Sonra ateşle barutu yan yana koydular. Biz Allah'ın dini yücelsin diye kanlarımızı akıtırken sonra Kur'an'ın ve sünnetin hükmünü tamamıyla ortadan kaldırdılar. Ve sonra Cuma'yı değiştirdiler. Tarihi değiştirdiler. Saati değiştirdiler. Takvimi değiştirdiler. Şahsiyetleri değiştirdiler. Benlikleri değiştirdiler. Değiştirirken de Batı'nın İslam karşısındaki düşmanlığını onlar dostça bize uyguladılar. Ve senelerce bunu takip ettiler. Allah'ın kanunlarını beğenmeyenler daha sonra İsviçre'den, Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan kanunlar ihdas ettiler. Toplumu kalbinde Allah'ın korku ve sevgisini kaldırdılar. Toplumun bir kesimini zengin, bir kesimini fakirleştirerek birbirine düşman ettiler. Ve sözde cumhuriyet kurulmuştu. Saltanattan kurtululmuştu. Babadan oğula intikal etmeyecek. Cumhuriyet demek, cumhurun çoğunluğun görüşüne göre olacaktı. Ama istatistikler yazıyordu. Deniliyordu ki bu halkın %99'u Müslüman ama uygulanan bu halkın %99'una rağmen %1'inin düşünceleriydi. Ezanlar da değişmişti. Camiler de değişmişti. Malatya'nın Asri Camisi'ni bilenler varsa orada sıralar vardı. Bundan sonra namazlar sıralarda kılınacaktı. Toplum ilerleyecekti. Mesafe kat edecekti. Batı'nın medeniyet seviyesine yetişecekti. Yetişti. Ne ile yetişti? Bağışlarsanız kerhaneleriyle yetiştiler. Genel evleriyle yetiştirdiler. Yetiştiler. Randevu evleriyle yetiştiler. İçkiyle, humarla, zinayla, fuhuşla, rüşvetle, sahtekarlıkla, dolandırıcılıkla, münafıklıkla, ikiyüzlülükle kavuştular. Kavuştuklarını zannettiler. Ama toplumun hiçbir derdine çare olmadılar. Ve olamazlar da. Bundan sonra gelenler de olamaz. Espri olsun diye söylemek zorunda kalırsam,
yine İngiltere'nin karşısında 8 tane kolu yiyen Müslümanlar değildi. Ve 2. Dünya Savaşı'nda taş üstünde taş kalmamış bir Almanya'yla ve kurtarmaya gittiğimiz Kore'yle 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'ya karşı yenik düşen Japonya ise bugün maddeten dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer aldılar. Hani biz 2. Dünya Savaşı'na da girmedik ama her 10 senede bir devrimle, hayır devrim değil, bir gece baskınıyla karşı karşıya kaldık. Toplum düşünemez hale geldi. Toplum canının derdine düştü. Toplum inancını yaşayamaz oldu. Ve toplumumuzda ilim adamı yetişmedi. Şu an bir yazar dahi, Müslüman bir yazar dahi şu anda yazdığı bir yazısından dolayı cezaevinde. 70. yılı kutlanan cumhuriyette. Ve sonra insanları nesneler karşısında kulluğa davet ettiler. Geriye bir avuç kemalist bütün toplumu idare eder oldu. Ve giderek öyle bir dini anlayış oldu ki hem Müslüman hem kemalist, hem Müslüman hem laik, hem Müslüman hem demokratik, hem Müslüman hem sosyalist, hem Müslüman hep kapitalist, hem Müslüman hem bilmem neci. Evet. Bunlarla karşılaştık. Ve bugün huzura kavuşturacakları toplum maalesef daha maddi sorunlarını halletmemiş bir toplum. Topluma neyi kazandırdılar biliyor musunuz? 70 küsür senedir gözyaşı, kan, kin bıraktılar. Ve bugün çeşitli ülkelerde gördüğünüz gibi savaş devam ederken devletler arası savaşlarda günde 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi ölmezken kendi insanını öldürmek için yarışan bir sistemle karşı karşıyasınız ve karşı karşıyayız. Her gün onlarca, onları aşan sayılarca halkı öldürmek. Neyin sonucu? Hani huzur gelecekti? İslam'dan uzaklaşmıştınız. Neyi hallettiniz? Eğer şu anda hala yaşanabiliniyorsa Türkiye'de Müslümanların varlığından ve bozulmamasından kaynaklanan bir sonuç. Beyler, anayasanızda adalet sözcüğü dahi geçmiyor. Hiç düşünmediniz mi? Zulümle hiçbir zaman bir ülke payidar olmaz. Beni susturabilirsiniz ama düşüncelerimi susturamazsınız. Dedelerimizi öldürerek, babalarımızı yetim bırakarak, analarımızı dul bırakarak, onlardan sonra gelen nesli değiştirebildiniz mi ki? Milletlerin ömrü de insanların ömrü gibidir. Onun bir başlaması, bir yükselmesi ve bir de ölümü vardır. Bugün her ne kadar yeryüzünde müstekbir Amerika cirit atıyorsa ve bütün bir dünyaya sahiplenmeye çalışıyorsa, bu belki bugün için olur ama gelecekte siz Müslümanlar İslam'ı kendi nefsinize, kendi ailenize ve kendi çevrenizin sonucu olarak inşallah yeryüzünde Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, İngiltere'si ve Fransa'da. Bu beşini saymamın sebebi şu an dünyayı elinde bulunduran bunlar. Bu 5 ülke. Ve bunların sevk ve idare ettiği yerlerde de
inşallah mazlum halkı kurtarırsınız ve onlara da İslam'ın rahmet ve merhametini, şefkat, muhabbet ve sevgisini sunarsınız. Bunu yapacak sizlersiniz. Bunu yapacak sizler gibi Müslümanlardır. Bunu yapacak yeryüzünün diğer yerindeki Müslümanlardır. Bunu ne zaman yapacaksınız? Bunu gerçekten Müslüman olduğunuz zaman, gerçekten Kur'an'ı anladığınız zaman, gerçekten yarın ahiret hesabını iyi düşündüğünüz zaman kendinizi değiştireceksiniz. Ben kısmen sizin değiştiğinizi görüyorum. Nasıl görüyorum? İşte hani eskide camilerimizin bütün elbise asılacak askıları şapkalarla doluydu. Demek ki şapkanın sonu geldi. İşte birer birer diğerlerinin de sonu gelecektir. Biraz önceki konuşmamda, Cuma'dan önceki sohbetimizde belirttiğimiz gibi, bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Eğer bizler Allah'ın bizi değiştirmesini istiyorsak toplum olarak kendimizi değiştirmeliyiz. Bugün görevli olanlar, sizi onlar yaratmadı ve onlar sizin rızkınızı vermiyorlar ve onlar sizi koyacak cennetleri de yoktur. Sakın ha bir maişe mağlup olmayın. İsterseniz olun. Aleyhinnahsenel kelam. Ve ablegan nizam.